oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle nerede oy kullanacağımızı öğrenmeliyiz. Seçmen bilgi kağıdınızdaki bilgileri kontrol ederek nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Ya da Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden nerede oy kullanacağınıza bakabilirsiniz. Ayrıca size en yakın il veya ilçe başkanlığımıza giderek veya arayarak TC kimlik numaranızla hangi okulda ve kaç numaralı sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. Oy kullanma sıranız geldiği zaman sandık kurulu ilk olarak sandık seçmen listesinden adınızı bulur ve kimlik tespitinizi yapar. Kimlik tespitinde üzerinde TC kimlik numaranızın yazılı olduğu, nüfus cüzdanı, yeni kimlik kartı, ehliyet yani sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı veya üzerinde soğuk damga bulunan resmi nitelikteki kimlik kartlarından birini sandık kuruluna vermelisiniz. Bu belgelerden biri yanınızda yoksa oy kullanamazsınız. Seçmen bilgi kağıdı sadece vatandaşlara nerede oy kullanacaklarını öğrenmeleri adına yardımcı olmak için YSK tarafından hazırlanan bir kağıttan ibarettir. Yani oy kullanacağınız okulu, sandığı biliyorsanız yanınızda seçmen bilgi kağıdı olmadan da oy kullanabilirsiniz. Sandık kurulu kimlik tespitinizi yaptıktan sonra size 1. Cumhurbaşkanı seçimi oy pusulası, 2. Milletvekili seçimi oy pusulası, 3. zarf, 4. evet ya da tercih yazılı mühür verir. Yani 2 ayrı oy pusulası, 1 zarf, 1 de mühür verir. Kapalı oy verme yerine girmeden önce sandık kurulunun size verdiği oy pusulalarını ve zarfı kontrol etmelisiniz. Öncelikle zarf sarı renkte olmalı. Zarfın arkasında YSK'nın amblemi ve 2 farklı mühür basılmış olmalıdır. Bunların dışında zarfta parmak izi, imza gibi herhangi bir işaret olmamalıdır. Zarfın üzerinde herhangi bir yazı, işaret, parmak izi varsa verdiğiniz oy geçersiz sayılır. Zarfın içinin boş olup olmadığını kontrol edin. Zarfın içerisi boş olmalıdır. Zarfı kontrol ettikten sonra oy pusulalarınızı da kontrol ediniz. Öncelikle oy pusulalarınızın ön yüzünün boş olup olmadığına bakınız. Yani hiçbir yerine evet ya da tercih mührü basılmamış olmalıdır. Oy pusulanızın ön yüzünü kontrol ettikten sonra arkasını kontrol ediniz. Oy pusulanızın arkasında sandık kuruluna ait bir mühür bulunmalıdır. Bu mühür dışında oy pusulanızda kesinlikle başka bir mühür, işaret, yazı, parmak izi, leke olmamalıdır. Oy pusulalarını, zarfları ve mühürü aldıktan sonra kapalı oy verme yerine gidiniz. Size 2 ayrı oy pusulası verilmiştir. Öncelikle Cumhurbaşkanı oy pusulasında Sayın Selahattin Demirtaş'ı bulunuz. Sandık kurulunun bize verdiği mührü bu şekilde basıyoruz. Bir kere basmamız yeterlidir. Ama mühür net bir şekilde çıkmadıysa alanın dışına çıkmadan bir kez daha mührü basabilirsiniz. Cumhurbaşkanı seçimine ait oy pusulasını kullandıktan sonra milletvekili seçimine ait oy pusulasını alıyoruz. Burada da HDP'yi buluyoruz. Sandık kurulunun bize verdiği mührü bu şekilde basıyoruz. Oy pusulalarının hiçbir yerine herhangi bir yazı yazmıyoruz, işaretleme yapmıyoruz. Her iki oy pusulasını da katladıktan sonra aynı zarfın içerisine koyuyoruz. Oy pusulaları dışında zarfın içine kesinlikle başka bir şey koymuyor, zarfın içerisine herhangi bir yazı yazmıyor, işaret atmıyoruz. Zarfımızı kapattıktan sonra kapalı oy verme yerinden çıkarak zarfımızı sandığa atıyoruz. 24 Haziran'da bir oy Demirtaş'a, bir oy HDP'ye. HDP, Halkların Demokratik Partisi.